bakıyorsun lan İzmarit? Neye bakıyorsun oğlum? Kurabiye var, simit var. Neye bakıyorsun? Lan bir siktir. Benim yarimi... Kanka üstündeki ne kadar güzel ve parlak. Yeni mi? Hayır dostum. Sadece pervorla yıkandı. Çekeyim ondan sonra her yeri toplayacağım, sana söz veriyorum ya. Bak hala video diyor lan senin ben peşine gel peşine. Hepinize merhaba kıymetli kadim dostlarım. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdim. Bir saniye, hemen bu resmiyetten kurtulup geliyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne habersiniz? Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Kanalıma ve yepyeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Hiç merak etmeyin. Lafı hiç uzatmayacağım. Direkt videoya geçeceğim. Benim yarim inci takar gerdana gerdana. Bugün ne mi yapıyoruz? Bugün tarihin en utanç verici anına hep birlikte tanık olacağız. En eski, en utanç verici, en saçma Facebook kaderlerimize bakıyoruz. Evet, şu an ekranda görmüş olduğunuz benim sosyal medyayla ilk tanıştığım profil fotoğrafım. Yıl 6 Nisan 2015. Elimde A101 veya BİM kolası. Altımda okul kıyafeti çünkü öğlen arasıydı ve ben okula telefon götürüyordum. Büyük cesaret. Büyük cesaret göstergesi. Galiba yanlış hatırlamıyorsam bu kola da o zamanlar 40-45 kuruş arası bir şeydi. Allah'ını seven üstüme toprak atsın! Nereden nereye? Evet, bu da ikinci fotoğrafım. Galiba burada hayatın gerçeklerini biraz olsun anlamaya başlamış gibiyim. Asık bir surat, çöküşte olan bir mental sağlık. Bu fotoğraf niye böyle diye sorarsanız, telefonumun ön kamerası yoktu. Samsung Galaxy Ace kullanıyordum ben. Arka kamerayı açıyordum. 2 saat böyle fotoğraf çekmeye çalışıyordum. Böyle o tuş aşağıda ya. Ben de ses kısmı açma tuşlarına fotoğraf çekildiğini bilmiyordum o zamanlar. Böyle 2 saat çekmeye çalışıyordum. Böyle basıyordum. Sonra bir telefonu bir çeviriyordum. Hiçbir fotoğrafı çekememişim. Tuşa basamamışım orasını söyleyeyim. O zaman ben bir küfür ediyordum. Anasını avradınız. Arkadaşlar, bu fotoğrafta nerede olabilirim sizce? Ev değil, market değil veya bir komşumuzun evi değil. Neresi biliyor musunuz? Berber ve benim yanımdaki telefon da değil. Tablet. İnsana sormazlar mı? Tıraş olmaya gidiyorsun, niye yanında tablet götürüyorsun? Arkadaşlar, bizim evimizde wifi veya internet namına hiçbir şey yoktu. Ben de böyle gittiğim her yere tabletimi götürürdüm sırf oyun yüklemek için. Yani böyle tablet elimde sokaklarda çok dolaştım sırf şifresiz bir wifi bulabilmek ve oyun yükleyebilmek için. Vay be. Bugünlere kolay gelmedik aslanım. Çabalayarak geldik. Hayır, asansörle geldim. Tam bir ucube suratı gerçekten, baksanıza şuna. Burada ne yaşadım hiçbir fikrim yok yani. Ben değilim bu, ben Esat Suri bu. Bir saniye, ben bu fotoğrafın aynısını yapacağım şimdi, bekleyin. Yani arada hiçbir fark olduğunu zannetmiyorum. O da benim, bu da benim. Yani millet evrime kafa atar, evrime bodozlama girer. Ben evrimin azıcık ucundan, acı bıcıdan almışım. Aa, bu kadar bana yeter. Bu kadar bana yeter demişim. Çekilmişim arasını satayım ya. Evet, burada birazcık kendime çeki düzen vermeye başlamışım. Fotoğraflar falan birazcık kaliteleşmiş. Nasıl poz verilir birazcık öğrenmişim. Yavaştan influencerlık yolunu tutmuşum. Bu arada bu arkada görmüş olduğunuz şahsiyet ne yazık ki benim kardeşim. Bu fotoğraf hakkında fazla konuşmak istemiyorum çünkü malum şahsiyet yine yanımda, görmüş olduğunuz gibi. Ne kadar komik ya. Benim yarim inci... Bu ben değilim canım. Yanlışlıkla araya karışmış. Evet, burada benim küçüklüğümle kardeşimin bebekliği var. Üsttekiler annemle teyzem. Bana baksanız abi. Ben hiç değişmemişim anasını satayım ya. İnsan bir... Ufacık değişir ya. Şu kadar minnacık değişir ya. Senin ben am- Evet arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz şahsiyet de benim öz ve öz bebekliğim.
diyorum, bir bekleyin benim ya. Sikti. Ne diyor? Evet, görmüş olduğunuz üzere arka kamerayla fotoğraf serüvenim devam ediyor. Hatırlıyorum, o zamanlar benim bu fotoğraflarımla çok dalga geçiyorlardı. İşte ben bu fotoğrafın başlığına arka selfie yapalım yazmıştım. Millet onu anlamamış. Arka selfie demek ne demek falan filan diye ben de dalga geçiyorlardı. Ben de hiçbir zaman açıklayamamıştım. Eğer buradan beni izliyorsanız, arka selfie demek ön kamerası olmayan telefonların arka kamerasıyla çekilmiş fotoğraf demek. Okey. Anladın? Siktir. Bak, ibret al. Yere düşen yaprağı. O da eskiden yukarıdan bakardı toprağa. Bu sözde çok anlamlı bir şey var. Anlaması güç. Ben şu an anlamadım ama o zamanlar anlamışım ve paylaşmışım demek ki. Ya. Evet, yine arka selfie fotoğrafım ve şu görmüş olduğunuz vahşi bakışlı şahsiyet. Aldırma söylenenlere. Seni görenler bir ot mu? Sonra otların arasından bir alamet geldi ve dedi ki: benimki beni tanıyor. Aşkın yoğun hal demek ha? Arkadaşlar, videoyu özel bir fotoğrafla bitirmeye karar verdim. Burada görmüş olduğunuz fotoğraf benim küçüklüğümde çekilmiş en net, en beğendiğim, en güzel fotoğrafım bence. Yani şu surat ifadesine, arkadaki yansımaya, üstümdeki kırmızılı siyahlı cekete, altımdaki mavili eşofmana, birazcık bol olsa da. Arkadaşlar, ayağımda ayakkabı vardı, alevli böyle cafcaflı bir şey. Sırf onu göstermek için videoyu bu fotoğrafla bitirmek istedim. Ama kursam da kaldı ya. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik maalesef. Daha fazla bakardım ama yüreğim kaldırmadı. Artık midem bulanmaya başladı. Eski hallerimi hatırladıkça benim psikolojim bozuluyor. Eğer bu videoyu severseniz, ikincisi gelsin abi derseniz devamına da bakarız. Çünkü daha görmediğiniz bambaşka fotoğraflarım var. Belki aranızdan merak edenler gidip şimdi Facebook'a Umut Kırca yazıp aratıp bakacak hepsine. Ama eğer siz devamını isterseniz hep beraber burada birlikte bakarız. Videoyu bitirmeden önce kanala abone olup bildirimleri açarsan beni çok mutlu edersin. Aşağıya da bir videoya daha bir yorum bırakırsan dünyanın en mutlu insanı ben olurum. Bir sonraki uzun videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bye bye.